Hepinize cümleten merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Siz büyük ihtimal bu videoyu hafta içi bir gün izleyeceksiniz. Dedik ki bu hafta sonunu yine boş geçirmeyelim. Yine bir tur yapalım. Ya turumuz kısa olacak. 15-16 kilometre bir turumuz olacak. Bugün hava şartları genelde 3-4 derece sıcaklıkta ve maksimum 10 kilometre esen rüzgarla bir turumuz olacak. Şimdi böyle zamanlarda, daha doğrusu böyle zamanlarda değil, genelde işte böyle turlarımız esasında konaklıyoruz veya duruyoruz bir yerlerde. İnsanlar diyor ki, bazıları tabii ki de, şimdi hepsini günahını almayalım, sizin hiç işiniz gücünüz yok mu diyorlar. Yani bisikletle gezeceğinizde motosikletle gezsiniz de diyorlar. Şimdi aklıma geldi, ne dersin? Ne diyebilirsiniz? O da ayrı mevzu tabii ki de. O da ayrı bir bakış açısı. Yani bisikletin toplumumuzdaki yeri zaten belli. İnsanların böyle düşüncede olmasını garipsemek yanlış olur zaten. Yalnız bugün rüzgar da var. Saat şu an bakayım. Saat 10'u 5 geçiyor. Şimdi gideceğim, buradan bir arkadaş alacağım. Gidiş olarak araziden gideceğiz. Dönüş olarak ise asfalt yoldan gelmeyi planlıyoruz. Yani böyle 16 kilometre yani maksimum olacağı bir tur olacak. Gidip bir dedik ki çay içelim, bir şeyler yiyelim. Gidiyoruz bakalım. Ama bu rüzgar işi bozdu. Cidden bozdu. Büyük ihtimal size de şeyi çarpıyordur. Çarpıyor demişim. Büyük ihtimal size de rüzgar sesi geliyordur. Hadi bakalım. Bu arada vites ayarlarım hep bozuk. Biraz hayal kırıklığıyla çıktım yola. MTB arazi yapınca mecburen bütün ayarlarınız bozuluyor. Fren ayarlarınız V frense, fren ayarlarınız, vites ayarlarınız garanti bozuluyor yani, garanti. Gelip onu her seferinde, tabii ki de benim gibi hırçın kullanıyorsanız, normal kullanıyorsanız sıkıntı yok. Abi günaydın. Abi burada profesyonel bir bisikletçi varmış diyorlar, doğru mu? Evet, karşımda. Öyle mi? Sağ mı sol mu? Sağ. Sağdan mı gidelim? Sağdan gidelim o zaman. Arazinin keyfi başka ya. Arazinin keyfi başka. Yani arkadaşlar, altınızda bir MTB varsa atın kendinizi araziye. Gidip de şehirde trafiğin içinde, araçların içinde yani kendinizi riske atmanın bir anlamı yok. İnanın ki yok. Araçlarınız arasında stres atacağınıza gelin arazide stres atın. Yani emin olun daha çok keyif alacaksınız. Yani bundan emin olabilirsiniz. Yani bazı oraya lan bir şey geçti. Bazı kanallar var. İşte böyle kendi canını tehlikeye atan, insanların canını içe saymayan. Sonra bisiklet kazaları neden arttı? Bisikletçiler neden ölüyor? Yani bu tarz haberlerle karşılaşıyoruz. Ya bırakın, zaten bisikleti sevmiyorlar. Araç kullananlar, otomobil olanlar zaten bisikleti sevmiyorlar. Adamlar hepten zamanadan çıkıyor zaten. Ondan sonra bisikletlerin değeri hepten kayboluyor. Olarak şuradan gideceğiz. Hadi bakalım. Dikkatli ol. Çamur buralar batıyor. Ben daha önce böyle bir kaza yaşadım. Hatta bu yolda yaşadım. Ön teker kuma gömülünce bisiklet beni üstünden attı. Bildiğiniz attı. Şu araziye bak ya, ne kadar güzel. Güzel de yolun sonu güzel bir yere çıkmıyor. Oha, şuraya bak. Hatta burada düştüm işte. Sıkıntı yok. Ah, battık yine. Her turda bisiklet elimizde taşıyoruz bakalım. Daha afyonum patlamadı. Enerjim çoktan tükendi. Kahvaltı da doğru düzgün yapmadım. Şöyle bir iniş yapalım da azıcık açılalım ya. 21 zaten fix bizim inmemiz.
birlikte ormanın arasında hava temiz olunca bisiklet sürmesi daha keyifli hale geliyor. Bir de özgürsünüz sonuçta. Yani istediğiniz hareketleri yapın, bari hop mu yapacaksınız, yapın. Tek teker mi yapacaksınız, yapın abi. Yani istediğiniz her şeyi yapın. Rahatlıkla. Yani bunu şehirde yapacaksın, ya araba çıktı, yok çocuk çıktı, yok bu çıktı. Sıkıntı tabii ki de. Sağ ol gitsin abi. Dindik, devam et. Evet. Sağındayım. Alalım. Ne olur ne olmaz. Ve geldik. Burası Muhacirköy diye geçiyor. Yeni Muhacir miydi acaba? Neyse. Muhacirköy diye geçiyor. Oo, gördüğünüzde bak. Bir çay içeceğiz. Bir şeyler yiyelim, atıştıralım. Ondan sonra tekrardan geri döneceğiz. Hava çok soğuk. Üşütmemek gerek. Tadında bırakalım. Buradan buradan. Kızım keşan ve keşan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi hoş bulduk be. Hoş bulduk. Sağ olasın. Nereden geldik dostum? Bir yerden hoş geldiniz sesi geldi değil mi? Daha demin ne oldu biliyor musun? Bayıl, hani yokuş aşağı indik ya. Ben orada yavaşladım farkındaysam. Ben orada benim ayakkabının ipleri bir çözüldü. Orada pedala dolandı. Hadi. Aynen pedala dolandı. Hemen anladım zaten dolandığını, hemen geri pedalları geri çevirdim, bu sefer çözüldü. Sonra devam ettim tekrardan ama düşecektim yani, sonra ucu ucuna her şey yaptım. Alışkın zaten ya. Düşmeye alışkın zaten. Evet Furkan, bu seneki planların neler? Ne yapmayı düşünüyorsun? Arkadaşlar planım... bu arada Furkan bizim okulumuzun doğal sporları başkanı. Her bu faaliyetlerde bulunuyor. Genellikle doğa yürüyüşleri, paraşütle atlama olsun, yani tüple savaşı olsun, öyle şeyler yapıyor. Ben şimdi planlarını soruyorum. Daha doğrusu bilmiyorum yani bu seninki planların neler? Neler olacak abi? Şu anda ikinci dönem için Tekirdağ uçmak dereden paraşüt atlayışımız var. Yani geçen sene 650 idi. Ondan önce 450'den atladık hava şartlarından dolayı. Onun dışında bu sene farkındalık projesi olarak kamp yapmayı düşünüyorum. Onun dışında yürüyüşlerin devam keyifli oluyor. Yani yürüyüşler genelde 15 ila 20 kilometre arası değişiyor. Yani hava şartlarına göre farkı çıkartıyor kendisi. Keyifli oluyor. Cidden keyifli oluyor. Yazın full bisiklet. Elimden geldiğince de bisiklete gitmeye çalışacağım yani. Bisiklete gideceğiz ya. Topluluk için bak fedakarlık yapıyorum. Cumartesi yürüyüşlere gidiyorum. Pazar sizi yalnız bırakmayıp bisiklete gidiyorum. Öyle abi, bisiklet keyifli oluyor ya. Ne yalan söyleyeyim. Bisiklet gerçekten keyifli oluyor. Ya sabah arkadaşlar şeyden bahsettim. Mesela turlara gidiyoruz, işte konaklıyoruz böyle yerlerde veya uzun yolda, yol kenarlarında insanlar bize diyor ki İşte sizin hiçbir işiniz yok. Bisiklet kullanacağını motosiklet kullanın diyorlar, tamam mı? Şimdi insanlara anlatamıyorsun. Bisikletin yerine ayar, anlatamıyorsun. Okulda çok tepki var. Hani yazın bir şey demiyorlar da hani kışın mesela. En şeyinden geçen hafta hava karşıda -4 dereceydi. Biz ne yaptık? Yürüyüş yaptık. Hani gördün. Gayet keyifliydi yani. Şey yani mesela böyle insanlara hani böyle sürekli gelen adamlara soruyorum gelecek misin diye. Yanında hiç gelmeyen arkadaş diyor ki siz diyor manyak mısınız diyor, bu soğukta yürüyorsunuz. Yani sonra anlatamıyorsun yani. Ya adam anlatamıyorsun. Ya. Mesela ilk defa gelen arkadaşlarımız vardı. Nasıl mutlu oldular? Nasıl keyif aldılar yani? Birinci sınıf arkadaşlar mesela ilk defa böyle bir organizasyona katılıyorlar. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi hava şartlarından dolayı çok sık videolar atamıyor. Ya bizim faaliyetlerimiz sürekli var. İşte doğa yürüyüşleri olsun, hafta içi her gün turdayız aslında ama
akşamları alışma oturum olduğu için ve gece olduğu için ben de bunu video alamıyorum. Yani pek belli bir şey olmuyor. Onun için videolar da seyrek geliyor tabii ki de. Onlar tabii yaza doğru daha çok artacak. Kampa falan, kampa falan çıkacağız. O videolar tabii ki de gelecek. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, çayımızı içtik, karnımızı bir şeyler atıştırdık. Yalnız o sıcacık da çıkmasaydık iyiydi. Aynen öyle, neyse çıktık. Şimdi normalde asfalttan gidecektik. Ama hem hava rüzgarlı hem de araçlar pek güvenli olmuyor açıkçası. Dedim ki araziden gidelim yine. Hem bir yandan rüzgar kesmiş oluruz hem de rahat rahat gideriz. Kısa bir tur oldu. Yani pazar gününü boş geçirmeyelim maksatlı bir turdu. Soğuktu ama olsun, yine de eğlenceliydi. Keyif aldık. Evde oturmak daha iyidir. Arkadaşlar, videoları izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.